أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Nisa suresindeyiz. Surenin yetmiş dokuzuncu ayetindeyiz. أعوذ بالله Nisa suresi 79. ayet. Ayetin en son Türkçe mealini tamamladık. İngilizce mealinde kalmıştık. Dördüncü sure 79. ayet. Ma asabaka min hasenetin fe min Allah. Ma asabaka min hasenetin whatever hit you from goodness ما أصابك من حسنة whatever hit you from a goodness ما أصابك من حسنة فمن الله so it is from Allah. وما أصابك من سيئة and whatever hit you from an evil. وما أصابك من سيئة فمن نفسك. So it is from yourself. وأرسلناك للناس رسولا and we sent you to the people as a messenger. وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا and enough with Allah كفى بالله شهيدا as a witness. ما أصابك whatever hit you من حسنة from a goodness فمن الله so it is from Allah
وما أصابك and whatever hit you من سيئة from an evil فمن نفسك so it is from yourself وأرسلناك and we sent you للناس to the people for the people وأرسلناك and we sent you للناس for the people رسولا as a messenger وكفى بالله and enough with Allah شهيدا as a witness. Nisan suresi 79. ayetin İngilizce meali idi. Bununla ilgili herhangi bir mülahaza yoksa şayet ayeti yani 79. ayeti geçiyorum. Geldim Nisa suresinin 80. ayetine. Estağfirullah. İnsan suresi 80. ayet. Men yuti'ir rasule kim elçiye itaat ederse fakat ata'a Allah o Allah'a itaat etmiştir. Bu muzari, bu mazi. Men yuti'ir rasule kim elçiye itaat ederse fakat ata'a Allah o Allah'a itaat etmiş olur. Elçiye itaat etmiş olmaz, Allah'a itaat etmiş olur. Dolayısıyla elçiye olan itaat, elçiye itaat olmaktan öte Allah'a itaattir. Böyle algılanmalı, böyle değerlendirilmeli. Kur'an bize bunu böyle öğretiyor. Dolayısıyla bize elçiye itaat de Allah'a itaat gibidir. Yanı sıra ayrı, müstakil bir olay olarak değil, elçiye olan itaatin doğrudan Allah'a itaat olduğunu, elçinin kendisiyle ilgili olmadığını, elçiye yapılmış ayrı bir kaynağa yapılmış bir teslimiyet, ayrı bir otoriteye, ayrı bir merciye yapılmış bir itaat gibi değil de, Kur'an bunu doğrudan Allah'a itaat olarak tarif ediyor. Dolayısıyla bu konuyu değerlendirirken, aynen Kur'an'ın yaptığı vurguyla değerlendirmeliyiz. Elçiye itaat demek değil mi? Elçiye itaat diye bir şey yok. Bu Allah'a itaattir. Elçiye itaat etmiş olan kimse Allah'a itaat etmiştir aslında. Çünkü elçinin kendisine itaat dediğiniz şey o ayrı bir merci olarak tasavvur ediliyor ise ayrı bir merkez, ayrı bir konumlandırma yapılıyor ise bu bir yanılgıdan ibaret olur. Cenab-ı Hak böyle ayrı bir konumlandırma yapmıyor. Biz kulların iki tane ilahı yok. Hem Allah'a hem elçiye gibi böyle ona da itaat ederiz, ona da itaat ederiz. Böyle bir parçalanmaya müsaade etmeksizin elçinin bizden istediği şey doğrudan Allah'ın istediği şeydir. Adı üstünde elçi sadece Allah'a itaat etmesini beklediğimiz şeyleri bize şey yapar. Kendi hevasından, arzusundan, kendi zatına yönelik bir itaat beklemez. Beklediği şeyler tamamen Allah'a itaat kapsamındadır. Eğer elçi Allah'a, Allah'ın bizden beklediği itaatin dışına faraza çıkmış olsa bir an o öyle bir elçiye itaatte yoktur. Zaten Allah o elçiyi o haliyle bırakmaz. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْاَقَاوِيلِ bizim adımıza bazı şeyler konuşacak, düzecek olsaydı لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَت۪ينَ onu sağımızla yakalar, kuvvetle yakalar ve onu can damarından kavrardık, koparırdık diyor Cenab-ı Hak. Dolayısıyla online Cenab-ı Hakk'ın emirlerini aktaran, kendine dair, kendisiyle alakalı bir şey katmayan, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى
in huwa illa vahyun yuha, safiyane, halisane, Cenab-ı Hakk'ın isteklerini kullara ileten bir elçi. O yüzden o insanlara bir şey istedi mi belli ki Allah bunu yapmamızı istiyor düşüncesiyle insanlar onu yerine getiriyorlar. Yoksa Allah'tan gayrı birinin, bir merkezin, Allah'tan ayrı bir noktanın itaatine teslim olduk gibi bir şey, bir düşünce, bir tasavvur müminlerde yok. Kur'an bunu burada vurguladığı gibi sanıyorum birkaç yerde de yine aynı ifadelerle elçiye itaatin ancak Allah'a itaat şeklinde değerlendirilmesi gerektiğinin altını Cenab-ı Hak ayrı ayrı çiziyor. İki ayrı merciye itaatmiş gibi değil, biri diğerine nin isteklerini ileten bir konumla bir konumdan ibaret. Kendine dair bir şey yok. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى. Kendi arzularıyla hareket eden bir şey yok. Hocam zaten öyle bir şey olmuş. Men müti'e deseydi o zaman farklı olurdu. Ama görevi üzerinden Cenab-ı Allah anlatıyor. Ne kadar ise geçen bir devlete bir kriz oldu. Açıkta oturdu diye. O devleti yapılmış sayıldı. Onun şahsıyla alakalı bir şey değil. Kendi şahsıyla çok daha iyi ilişkileri vardır. Cenab-ı Allah da onun elçiliği üzerinden itaati vurgu yapıyor. Eğer şahsı üzerinden olmuş olsaydı o zaman Resul edemez de belki men yutiyake dedi. Sana kim uyarsa elçi biraz daha tavzihatta bulunuyor. Elçiliğine vurgu yapıyor. Ama men yutiyake fakat hatta Allah da deseydi yine sana mi? Yok olmazdı. Sana itaat eden ancak Allah'a itaat etmiş olur. Buradaki ben, bana göre buradaki esas ayrıntı şey, dikkat etmemiz gereken veya düşünmemiz gereken şey, elçiye bu noktada kendi başına tasarruf imkanı ve selahiyeti verilmemiş olması ve doğrudan vahyin sürekli kontrolü altında olmuş olması. Şimdi başka bir ülkede bizim adımıza hareket eden bir büyükelçi ile biz birebir online değiliz. O bir şey yapabilir, biz normalde o yaptığını beğenmesek dahi ona saygı bekleriz bizi temsil ettiği için. Ama onu buraya çağırdıktan sonra deriz ki yani senin bu yaptığında doğru değilmiş falan filan. Ama Cenab-ı Hak ile yani elçisiyle Allah arasındaki şey öyle değil. Allah onu doğrudan sürekli mürakabe ettiğinden, geri çekilme olmadığından onun örnekliği, onun insanlara tebliği süreci sürekli kontrol altında. فَاِنَّكَ بِاَعْيُنِنَا. Onun böyle bir şey yapmasına Cenab-ı Hak an müsaade etmeyizdik diyor. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيلِ لَأَخَدْنَا. Yani bizden olmadığı halde bize bir şeyi yamayacak olsaydı yani o an itibariyle لَأَخَدْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ. Hemen müdahale eder, sağımızla yakalardık. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. Ve can damarından onu koparırdık diyor Cenab-ı Hak. Şu halde Hz. Peygamber'e itaat, neden Allah'a itaat anlamına geliyor? Çünkü online kontrol altında. Yaptıkları, istedikleri, insanlara söyledikleri. Eğer çizgiden bir an için çıkma ihtimali var, çıksa idi müdahale edilecekti. Dolayısıyla Allah'ın yakısı geldi diyelim o dönemde yaşıyoruz. Bizden bir şey istedi. Biz diyoruz ki Cenab-ı Hak kendisinden istemediği bir şeyi şu an bizden istiyor olsa Allah ona müdahale eder. Yani komaz diyor, bize... Diyor bir sene gelemesen haveslerle kapılacak diye. Komaz bize gelip bunu tebliğ etsin, bunu bizden sahabe, istesin. Sahabelerin değişik sorularını oluyordu mesela. Bunu sen mi söylüyorsun, Cenab-ı Hak mı istiyor dediği durumlar oluyordu. O içtihadi konularda, yani dini temeli olmayan, şöyle de olsa mübahın çeşitliliği. Sabah ordu gelmiş, konumlanmış. Şimdi ordu burada konumlanacak veya şurada konumlanacak. Biliyorlar ki bu mübahın olabileceklerin çeşidi. Hazreti Peygamber bu noktada kendisi bir kanaat şey yapmış olabilir. Yani burada, o yüzden öğrenmek istemişler. Ama bir dini bir konu düşünün ki geri planda vahyin olmasını öngörüyorlar. Kalkıp her şeyde de bu Allah'tan mı diye sormuyorlar. Veya doğrudan kendisi bunu Allah'tan olduğunu ifade edebilir. Mesela Hazreti Musa'nın İnnallâhe ya'murukum en tezbehu bakara. Allah bir inek kesmenizi emrediyor demesinde olduğu gibi. Hocam mesela ben şunun için dedim. Eşleriyle sağlarız hemen arasında bazen bir şey olabiliyor veya arkadaşlar arasında bir tartışma, bir şey olabiliyor. Borç alışverişi vermeme, reddetme, böyle şey olabiliyor. Ama buradaki mesele şahsiyle alakalı bir mesele olduğu için Cenab-ı Allah... Tabii elçi yani, deyince şahsiyle alakalı olanlar dışarıda kalıyor. İşte ben onu söylüyorum. Yani anladım şimdi. Cenab-ı Allah'ın elçisi üzerinden demesinin evet. Bir şeyi vardır. Evet. Eğer elçilik misyonu içerisinde olanları kastediyor. Çünkü başka ayette de yani yine
كثيراً من الظن. خير. الله عليك. سيدا بالخير شاردندا. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. Orada da şart. Resul diyor. Doğru anladım. Yani elçi demesi o sizden de elçi olarak sizden bekledikleri. Elçi olarak sizden vazifeyle ilgili meselede kim ona itaat ediyorsa evet. Ona itaat etmiş oluyor. Evet. Çünkü onu da gönderen zaten odur. Hani evet. Bir derdin varsa. Ama onu kesti, işte elçilik vazifesiyle ilgili mi değil mi kestirebiliyorlardı. Mesela adamın hanımı adamdan hürriyetine erdiği için kadın kocasına ayrılmış. Kocası hala köle. Kocası peşinde kovalıyor. Geçenlerde okuduk ya. Aşık hanımına, hanımının onu bırakması çok üzmüş onu. Hazreti Peygamber de çok acıyor. Sonra diyor ki şunun buna aşkına bak, onun ona karşı ilgisizliğine, duyarsızlığına bak. Müdahale etmiş. Yani tamam sen özgürleştin ama kocanla yine devam etsen. Hakkın var evet ayrılmaya ama. Kadın bunu Hazreti Peygamber'den duyunca diyor ki yani Allah'ın elçisi olarak mı bunu istiyorsunuz benden? Bir emir mi? Yoksa siz bana yani bence böyle yapsan falan bir görüş mü, öneri mi? O diyor ki yok yok sadece bir öneri yani. İşte orada böyle oluyor zaten. Deyince kadın diyor ki vallahi hiç dönesim yok ona diyor yani hiç ilgi de duymuyorum. Dolayısıyla böyle bazen tereddüt edince elçilik misyonu içerisinde mi yoksa sen ben gibi bir beşer olarak kanaat mı belirtiyor? Bir komşu olarak, bir akraba olarak. Çok güzel söylediniz. Yani burada Allah'ın yutu erke deseydi o da girecekti işin içine. Evet. Ama Ar-Rasule deyince elçilik misyonu içerisinde onu anıyor. Bu sebeple bu elçiye, elçilik misyonu içerisinde itaat etmek. Çünkü elçi neyle gelir? Kaynaktan bir, kaynaktan ama. Evet. Kendisinden değil. Kaynaktan bir şeyle gelir. Dolayısıyla o getirdiği şey kaynağın kontrolü, gözetimi ve onayı özellikle takriri altındadır. Buna itaat etmenin elçiliği hiç bilgisi yok. Doğrudan kaynağın buyruğuna bağlanmak anlamına gelir. Kertekir ediyorlardı. Kendisi yemedi ama oradakiler yemeye devam etti. Eğer hepsine mutlak manada uymak zorunlu olmuş olsaydı o bile de yememesi gerekiyor. Ama o şartla uymuş. Evet. Hocam bir de elçi dediği zaman yalnız başka bir yalan ilişkisi. Kimin elçisi? Allah'ın elçisi. Yani orada bir devlet başkanının elçisi de olabilir veya evet. Birinin adına elçi de olabilir. Ama burada elçi dediği zaman Allah'ın elçisi olduğu çok evet. Net bir şekilde... Tabii konu o zaten. Yani başka bir elçilikten söz edilmiyor. Ancak ben bir beşerim diyor. Tek farkım Rabbim var. Az daha senin ayetlerimizin bir kısmından vazgeçirecekler. O zaman sana hayatın da ölümün de iki türlü ızdırabını gösteriyor. İzen la adepnake zi'fel hayati ve zi'fel mamati. Bütün saygımız bizim. Vahiy ile olan ilişkisinden dolayı. Evet. Yoksa bizden bir farkı yok. Evet, vahiy ediliyor kendisine. Tabii. Ve o getirdiği, Cenab-ı Hak'tan getirdiği vahiy, Allah'a duyduğumuz saygı ve sevgi dolayısıyla ona ittiba ediyoruz peygambere. Zaten vahiy ile ilişkisi koparttığımız zaman onu yüceltmeye başlıyoruz. O zaman Resulü de kalmıyor, insanlığı da kalmıyor. Yani, bunu ilahlaştırıyoruz o zaman. Ama vaka şu ki kendisi bunu, bu vazifeyi yine vahiyin onayıyla en güzel şekilde yapmış. Vahiyin şeyini almış. Efendime söyleyen övgüsünü almış, taltifini almış ve Cenab-ı Hak kendisini bu hususta beğenmiş, müminlere güzel bir örnek olarak göstermiş. Dolayısıyla aynı vahiy çerçevesinde böyle bir fazileti var. Yani aramızda bu işi en güzel şekilde yapmış. Bu bakımdan da sevgi ve saygımızı bu kapsamda vermemiz gereken, Kur'an'ın müminler açısından... اَلْنَبِيُّ اَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ Kendilerinden daha aziz bilecekleri bir konuma ilahi teyit ile ermiş yani. Bu Cenab-ı Hakk'ın ona bu muvaffakiyetini bilerek bunu böyle değerlendirmek lazım. Yani evet bu sorumluluğu bu kadar bununla sınırlı ama bu sınırlı sorumluluğunu da bir beşer olarak en güzel şekilde yaptığını Kur'an'dan öğreniyoruz. Dolayısıyla hayranlığımız, saygımız, sevgimiz buna dayalı. Yoksa Cenab-ı Hak'tan ayrı bir ilah olduğu yahut ona benzer bir şey olduğu, ayrı bir merci olduğu, Cenab-ı Hak'tan yana kimi ilahi evsafa yahut salahiyetlere, tasarruflara erdiği böyle bir şey değil. Zira bunlar zaten bir beşer için muhal. Böyle bir nitelik ile Hazreti Peygamber'e bağlananlar sanki ayrı bir ilaha bağlanmışçasına yeni bir figür oluşturuyorlar. Bu söylediğimiz kapsamda Risalet misyonu içerisinde
Kur'an'ın onu beğendiği ve bize örnek gösterdiği ve ömrünü bu şekilde tamamlamış mükemmel bir örnek. Muazzam bir sevgimiz var. Şu ayeti ne güzel açıkladı değil mi hocam? Allah'ı seven Resul'e tabi olsun. اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِ Kendi dilinden Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Sebebiyet bağ kuruyor. Allah'a duyduğunuz sevgi için gelin peşime. Çünkü ben de aynı sevgi dolayısıyla bu sorumluluklarını yerine getirmeye çalışıyorum. Bu vurgu çok önemli, çok iyi oldu. Er-Resûle, yani elçiye itaat eden. Bak adı üstünde, elçiye itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Hem peygamberin misyonunu, hem getirdiklerinin, söylediklerinin kendinden değil, kaynaktan elçilik, elçi böyledir. Kaynakla ilgili olduğunu, kaynaktan olduğunu. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'e Cenab-ı Hak kendisinden gayrı, işte şu konuda da sen ne dersen de itaat etsinler. Bu alanları da sana bıraktım gibi. Onu ikinci bir yani teşri kaynağı, yasama kaynağı gibi tanıtmıyor. Tam tersi yasakları yahut buyrukları kaynaktan aynen ileten bir biçimde tarif ediyor. Hal böyle olunca biz elçiye itaat ederken biz hem Allah'a itaat ederiz hem elçiye itaat ederiz. Yok, biz Allah'a itaat ederiz. Allah'a itaat ettiğimiz hususları elçi bize bildiriyor. Dolayısıyla elçi bize bir şey söyledi mi ona itaat ederiz. Bunu niye itaat ederiz? Elçiden oluyor, Allah'tan geldiğini düşünerek. Gelen buyruğun Allah kaynaklı olduğunu düşünerek. Zira Allah'tan ayrı kendi başına bir şey söyleyecek olsa Cenab-ı Hak müdahale ederdi diye de böyle inanıyoruz. Bir şey daha var hocam. Bir önceki ayette de Cenab-ı Allah buna sanki yukarıda kafa billahi şehir eder. Allah da buna şahitlik etti. Yani siz böyle yaparsanız birlikte düşündüğünüzde Cenab-ı Allah da bu onca bir garanti gibi bir önceki yani sürekli mürakat dedim ya bir yabancı bir ülkedeki elçiniz size duyulan saygı doğru size duyulan saygıdır ama siz her zaman onun sizin adınıza ne yaptığından emin olamayabilirsiniz. Siz o, tabii her an kontrol edemezsiniz. Bazen öyle olur ki o elçi yanlış iş yapmış olur. Ama yine saygı beklersiniz ona fakat çekince kızarsınız. Cenab-ı Hak böyle bir duruma düşmüyor. Zira o yanlış yapacak olursa daha ona birileri saygısızlık yapmadan ona müdahale edip bunu bana benim adıma yapamazsın deyip devreden çıkarırdım diyor. Anlatabildim mi? Peygamber gelip insanlara şöyle yapın dese Allah'tan gayrı Allah'a rağmen onu daha insanlara tebliğ edip insanlara yükümlülük oluşturmadan Cenab-ı Hak ona müdahale edip devreden çıkarırdım diyor. Ki bizim adımıza böyle bir yetkisi yok onun. Ful bizden ve ma yantiku anil hava in huwa illa vahyun yuha. Hocam bu konuyu çok tartışıyorlar da kimisi de tamamen Allah'ın Resulü'nün postacı gibi kabul ediyorlar. Tabi burada da çok inanıyorlar. Allah'ın Resulü bana Rabbim geldi. Cenab-ı Hak da onun ahlakını ümetiriyor. Tabii ki o bilim bizim gibi sıradan bir beşerde değil. Yani böyle dengeyi bulmamız lazım. Tam uçlara konuşuyoruz. Kimisi tamamen elçi şey diyor, postacı diyor, mektubu getirdi gitti. Kimisi de kutsuyor ama. Ortasını bulamıyor. Ortayı... Şimdi ortası üstü altından ziyade Kur'an'ın ifadesi, Kur'an'ın tanımlaması nasıl? Şimdi postacı cümlesi şeyinde, kelimesinde bir aşağılama var. Küçümseme var. Bir de postacı postayla ilgili bir kimse değildir. Postanın içerisindekiyle ilgili biri değildir. Ve postadakilerle yükümlü, yani zarfın içindekilerle yükümlü değildi. O yüzden aradaki fasıl da çok açık, yalıtılmış. Peygamberin misyonu böyle değil. Peygamber getirdiği o vahye önce kendisi mazhar oluyor. Ve bununla kendisi önce yükümlü oluyor. Ve bunu sonra insanlarla paylaşıyor. Adeta merkezdeki bir ilk numune gibi. Ve bunu en iyi şekilde, yani yaşantısına baktığımızda bunu en iyi şekilde yapabildiğini görüyoruz. Ve diyoruz ki Cenab-ı Hak ne güzel de bir insanı böyle bir yükümlülükle yükümlü tutmuş. Zira en güzel sabrı, en güzel takvayı, en güzel sakınmayı onda gerçekleşmiş. Allahu a'lemu haythu yec'alu risalete. Allah risaletini kime telkin edeceğini en iyi o bilir. Ayetinin tecellisini görüyoruz Hazreti Peygamber'e. Diyoruz ki yani Cenab-ı Hak da rastgele birine vermemiş bu risaleti. Hakikaten buna layık birine vermiş. Yani bunu tamamladığı haliyle bugün baktığınızda son derece güzel bu görevi samimiyetle, ihlasla, direnç sebat ederek Cenab-ı Hakk'ın onu yönlendirmesi vesaire. Şimdi bu güzel örnek
böyle postacı gibi bir şeyle ifade edilebilir mi? Yani postacı dediğiniz dediğim gibi yani. Hocam, mesajla ilgisi mesajla ilgisi olmayan, mesajla ilgisi olmayan birisi. Herhangi bir Müslümansın Kur'an endeksini düşünüyor diye senelerce genel aynı hataya düştü. Yazıklar olsun, olmaz böyle şey. Hep sıradan bir postacı. Aklı başında hiçbir Müslüman bunu bir Müslüman için söylemez. Allah Resulü için söylenir mi o? Öz canınızdan daha değerlidir diyor. Ama Allah-u Teala bunun aslında ne diyor? Ben ancak bir beşerim diyor. Yeterince Kur'an dersi yapmayanlar, Kur'an'ı incelemeyenler, vahiy ile ilişkiyi sıkı tutulamayanlar hep böyle bu insanlar böyle suçluyorlar. Ha böyle dememişler diyorsunuz. Tabii demesinler. Hiçbir Müslüman demesinler. Yani hiç... Hiçbir Müslüman postacı yerine koyamaz o rahmetli peygamberi. Evet. Olmaz böyle şey. Bu çok ayıp. Ya ağzımıza bile almayacağız. Evet. Bir kafir söylesek de sakın böyle söyler dememiz lazım. Evet. Dediğim gibi mantık olarak da problemli. Yani hani söz doğru ama biçimi yanlış değil. Bu sözün kendisi de yanlış. Zira postacı mesajla ilgisi olmayan kimsedir. Bıraktığı zaman mektubu içinde ne vardı ne yoktu hiç alakası yok. Sorumluluğu da yok. Hazreti Peygamber'in konumu öyle mi? Hazreti Peygamber'in konumu o mesajın bütün ağırlığını kendisi yaşamış. Ondan sonra karşılığında varlığıyla, canıyla, ondan sonra fedakarlığıyla buna evet şey koymuş, emek koymuş. Kendini feda etmiş ve bunu Kur'an'da görüyoruz. Dolayısıyla Hazreti Peygamber de bu mesaj en güzel şekilde kendisini göstermiş bir şahsiyet. O yüzden o ifade yani biçimsel olarak yanlış ama özü doğru değil. Bence mantığı da yanlış, kendisi de yanlış. Yani öyle değil. Ama bu yani buradan yola çıkıp Hazreti Peygamber'i bu bir aşama, bir tefrit boyutu. Öteki boyutta da işte beşeriyetini Hazreti Peygamber'in sorgulamak. Yani beşer değildi, beşerden üstteydi. O dersek bu sefer ayetle zıtlaşırız. Çünkü Kur'an inneme ene beşerun mislukum diyor. Hem beşerim diyor hem de ilaveten sizin gibi diyor. Yani sizin gibi bir beşerim. Hazreti Peygamber bizim gibi bir beşerdir. Cenab-ı Hak kendisine vahyetmekle ona muazzam bir lütufta ve kâne fadlullâhi aleyke azîmâ muazzam bir fazılda lütufta bulunmuştur. Ve o bu lütfa yaraşır bir şekilde davranmış. Biz Allahu a'lemu haythu yec'alu risalete. Kureyşlilerin bu vahiy falanca indirilseydi. Levla unzila hadel Kur'anu ala racilin minel qaryeteyni azim. Şu iki büyük kabiledeki falanca adamla filanca adama indirilseydi söylemlerine. Cenab-ı Hak Allah vahiyini kime indireceğini en iyi bilir. Demek ki hakikaten biz Hazreti Peygamber'e bakınca diyoruz ki Cenab-ı Hakk'ın ilmi o kadar kuşatıcı ki en mükemmel örnekte biz bu risaletin yankılandığını, ondan sonra yaşatıldığını ve insanlara yayıldığını görüyoruz. Hazreti Peygamber'in bu müstesna konumu ve mümtaz örnekliği Kur'an ile sabit, bizim tanıklığımız ile sabit. Ümmetine en son giderken ben bunu yaptım mı dedi. Onlar da aynı tanıklıkta bulundular. Evet, en güzel şekilde tebliğ ettin diye. Bu boyutuyla muazzam, bizim için canımızdan daha değerli bir konumu var. Onun örnekliğini, onun uygulamalarını, yani özellikle sünneti bir tarafa itebilmek adına söyleniyor ise, ben kimseden duymadım böyle bir sözü. Dolayısıyla filancalar diyor diyemiyorum. Ama sırf onun sünnetini devre dışı bırakabilmek adına söyleniyor ise bu ifade yine yersiz. Zira onun sünnetini sahiplenen bizzat Kur'an'ın kendisi, yani onu örnek olarak koyan, ona bakmamızı isteyen, onu izlememizi, takip etmemizi isteyen, o bize bir şey söylüyorsa eğer karşılığında Kur'an var olsun, olmasın, bunun Allah'tan olduğunu bilmemizi işte bu ayet söylüyor. Men yutte'ar rasule fakat ata'allah. Konuya dair ayet olsa zaten biz bunun Allah'tan olduğunu biliriz. Ama Cenab-ı Hak bize başka bir şey öğretiyor. Elçiye bir konuda, Kur'an olmasa bile o konuda itaat ediyor iseniz, bunu elçiye itaat ediyorum düşüncesiyle yapmayın. Allah'a itaat ediyorum düşüncesiyle yapın. Arka planda vahiy olmasa da gayrimetlu bir vahiy vardır. Cenab-ı Hak melekle ya başka bir surette, Kur'an bize Cenab-ı Hakk'ın bir beşerle hangi suretlerle irtibata geçeceğini de söylüyor. Bu illa Kur'an şeklinde tecelli etmiş de olmayabilir. Eğer diyor bize de garanti vermek için, eğer diyor Allah adına bir şey konuşacak olsa biz onu yakalardık, merak etmeyin, yok ederdik onu. Konuşmaya devam edemezdi. Dolayısıyla bu emniyetiyle Hazreti Peygamber ister Kur'an bazlı olsun, Kur'an'daki bir nas ile, ister kendisi doğrudan söylemiş olsun, biz bileceğiz ki bu onun kendi kişiyle ilgili değil,
doğrudan Cenab-ı Hakk'ın şeyini bize aktarıyor. Men yuta'ir rasule fakat ata Allah. Hocam bu resul dediği diğer peygamberler içinde bu geçer mi? Burada umumi bir ifade, şey bir ifade yani, evet. Genel bir ifade bu. Ama biz elçi diye Hazreti Peygamber'le karşı karşıyayız yani. Burada Resulullah işaret ediyormuş gibi. Yani başka bir yere gitme imkanı yok. Bu Kur'an vahyi, Kur'an vahyi Hazreti Peygamber'le geldi. Hazreti Peygamber'le geldi. Devrede olan o andaki elçi Hazreti Peygamber. Yani bu okuduğumuz ayet Kur'an ayeti. Hazreti Peygamber üzerinden, elçi diye onun üzerinden geliyor. Dolayısıyla şu hali hazırda tanımlı elçi olur. Marife olarak düşünecek elçi olur. Men yuta'ir rasule, kim elçiye itaat ederse fakat ata'a Allah, o Allah'a itaat etmiştir. Bu konuda yani Hazreti Peygamber'in teşrihdeki konumu konusunda çok şeyler söylenmiş. Bazıları da diyorlar ki mesela bir düşünce şu, Hazreti Peygamber ya Allah'tan getiriyor ayet olarak, Kur'an olarak. Dolayısıyla biz ittiba ediyoruz. Zaten ayet olduğu için Cenab-ı Hak'tan olduğunu da görüyoruz. Yahut ayet değil bir şey istiyor. Arka planda gayrimetlu yani Kur'an şeklinde olmayan bir vahiy var yönlendirme. Yahut da diyorlar kendisi Kur'an'ı okuyor. Ayeti okuyor ve o durumda bir şey yapılacak. Nasıl biz ayeti okuyoruz, değerlendiriyoruz. Böyle yapmalıyız Kur'an bize istinbat dediğimiz, hüküm çıkarma dediğimiz. Kendisi Kur'an'dan bir hüküm çıkarıyor. Bima arakallah var ya, fahkum beynahum bima arakallah. Onların arasında Allah'ın sana gösterdiği şekilde hüküm ver. Yani o okuyor ayeti ve bir hüküm çıkarıyor ve onu uygulamaya sokuyor. Ama hocam diyor bu ki, da, dini devreştirip durma, biz onu senin kalbine yerleştireceğiz diyor vahiy. Allah-u Teala bu konuda garanti veriyor. Onu demiyorum yani. Şimdi Kur'an ayetlerini okumuyor, okuyoruz ya. Tamam. Diyelim ki bir hüküm çıkarıyoruz. Yani böyle yapmalıyız. Bazen de diyoruz ki hayır öyle değil, ayet böyle söylüyor. Hazreti Peygamber de tıpkı bizim gibi yani akleden birisi olarak Kur'an'dan bir hüküm çıkarıyor. O esnada ihtiyaç duyduğu bir meseleyle alakalı olarak. Mesela buna neyi örnek verebiliriz? Hazreti Süleyman ve Davud örneğini. Onlara getirilen bir konuda Hazreti Süleyman bir hüküm verdi. Davud bir hüküm verdi ama Cenab-ı Hak biz fefehemneha Süleyman. Süleyman'a anlattık. Onun kavrayışına meseleyi isabetli bir biçimde sunduk diyor. Dolayısıyla ayetlerden hüküm çıkarmak hususunda birbirimizden farklı düzeylerimiz var. Hazreti Peygamber'in de bu manada aramızda daha bir derinliği olabileceğini öngörüyoruz. Düzey olarak yani akletme bakımından. Tut ki diyorlar Hazreti Peygamber ayetten bir hüküm çıkardı ve kanaati bu. Bu konuyu böyle yapmalıyız. Zira Allah ayette böyle diyor. Kanaat olarak beliren bu düşünce de yine vahyin onayı altındadır. Eğer bu konuda Hazreti Peygamber'in kanaati şaşmaz diye iddia etsek bile, etmesek bile durum değişmiyor. Zira şaştığını bir an için düşünelim. İnsan ya kanaatinde hata edebilir. Ayetten düşündüğü, çıkardığı şey isabetli değildir ki bunun örnekleri vardır Kur'an'da. Bunu ne yapıyor Cenab-ı Hak hemen? Düzeltiveriyor. Düzeltmediği zaman ne anlama geliyor? Onaylıyorum anlamına geliyor. Yani Hazreti Peygamber böyle yapalım dedi, kanaat getirdi. Uygulamaya koyuyor. Hatta beklediği oluyor. Bekliyor vahiyden yana bir şey var mı? Ses çıkmayınca bu Cenab-ı Hakk'ın onayladığım anlamına geliyor. Eğer o öyle kaldıysa Hazreti Peygamber'in uygulamasında bu yine bize Hazreti Peygamber'in değil sırf Cenab-ı Hakk'ın onayladığı bir uygulama olması dolayısıyla örneklik teşkil ediyor. Ama bu Hazreti Peygamber haricinde hiçbir kimse için geçerli değil. Zira vahiy yok ortada. Yani Hazreti Ebu Bekir'in ya Hazreti Ömer'in bir uygulamasını düşünün. Ve bu uygulamasında ya şaşmaz olmalı bizim uymamız için yahut da Hazreti Peygamber'deki gibi düzeltici bir vahiy erki olması lazım. Vahiy olmadığına göre bizim için ya isabet etmiş ya da şaşmış ihtimali masada kalmalı. Hazreti Peygamber haricindeki herkes için. Ve değerlendirmemize açık olmalı. Yani isabet etmiş galiba. Bu noktada kişilerin değerlendirmesi de kabulleri de ayrı ayrı olabilir. Ben Ebu Bekir'in gibi beğeniyorum. İşte diyorum ya masada kalmalı. Ama Hazreti Peygamber'de öyle değil. Neden? Hazreti Peygamber'in şaşmazlığından ötürü mü? Hayır. Beşerdir, şaşabilir. Allah'ın vahyin, bir konuda karar verdikten sonra size ihtiyar yok. Vahyin müdahale etme işi dolayısıyla. Şaşsaydı, yanılgı içinde olsaydı ki muhtemeldir. Vahiy müdahale ederdi.
etmemiş ve öylece kalmış ise bu sefer vahyin onayı söz konusu demek ki. Takrir dediğimiz şey. O zaman yine men yutaya rasule fakat ata Allah. Allah'a itaat dolayısıyla onaylamış olması dolayısıyla bizim o uygulamayı kabullenmemiz lazım. Yani Hazreti Peygamber zamanında şöyle yapılırdı dendiği zaman bir hadisi de tabi eğer geçerli ise yani kaynağına aidiyeti var ise bunu biz vahyin onayı içerisinde kaldığı için örnek olarak kabul ediyoruz. Yoksa uygunsuz bir uygulama olsaydı Cenab-ı Hak müdahale ederdi tezinden hareketle. Men yutayar rasule fakat ata'Allah. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in getirdiği ya Kur'an nasıl olarak yahut gayrimetlu bir vahiy ile yahut kendi içtihadiyle dahi olsa bunu yaşamında uygulamaya soktu ve Cenab-ı Hak müdahale etmedi ise şayet biz biliyoruz ki bu Allah'ın teyidi ve onayı altındadır. Zira Allah zulme rıza göstermez. Yanlışa müdahale etmekten geri durmaz. Men yuta'ar rasule fakat ata'Allah. Ama dediğim gibi bu Hazreti Peygamber için geçerli olduğu kadar sadece onun için geçerlidir. Başka hiç kimse için de geçerli olamaz. Zira vahyin teyidi söz konusu değil. Falanca böyle yaparmış. Çok büyük zat. Bizim değerlendirmemize açık olmalı. Onu götürüp Kur'an'a, götürüp Hazreti Peygamber'in uygulamalarına arz etmek yükümlülüğümüz var. Biz Cenab-ı Hakk'a diyemeyiz. Ya falanca zat yapıyordu o yüzden yaptım. Cenab-ı Hak diyecek ki o falanca zata itaat etmek, bana itaat etmek anlamına geliyor muydu? Gelmiyor. Ama bak elçi öyle değil, Hazreti Peygamber öyle değil. O falanca zat dediğin kimsenin uygulamalarını götürüp Kur'an'a, Cenab-ı Hakk'ın buyruklarına ve Hazreti Peygamber'in uygulamalarına arz edip tartmak yükümlülüğümüz var. Onun namı, şanı bunu temize çıkarmaya yetmez. Zira Hazreti Peygamber'in kendisi bile yetmiyor. Vahyin ancak onayıyla onun uygulamaları anlam kazanıyor. Buradaki ifade bence bunun altını çiziyor. Men yutayar rasule fakat ata'Allah. Yani elçinde yapmış, ben sineye çekerim. Benim aslında normalde kabulleneceğim bir şey değildi ama Hazreti Peygamber yapmış, ona da belli bir salahiyet vermişim. Kabulleniyorum gibi bir şey demiyor Cenab-ı Hak. O ancak benden size ilettiği için ona itaat etmelisiniz. Elçiliğini öne çıkararak. Benden gayrı kendi başına bir şey yapacak olsaydı bu şeye hemen müdahale ederdim garantisini bize veriyor Cenab-ı Hak. Men yutayar rasule fakat ata'Allah. Ve men tevalla. Kim de yüz çevirir giderse, sırt dönerse elçinin getirdiği buyruklara, isteklerine, yönlendirmelerine tabi olmaz ise فَمَا اَرْسَلْنَاكَ biz seni göndermedik aleyhim onların tepesine, üzerine hafizan bir bekçi olarak. Böyle bir bekçilik gibi bir şey yok. Ederlerse ederler, tabi olurlarsa olurlar, olmazlarsa olmazlar. Sen müsterih ol, sen sana iletileni onlara tebliğ etmek ile önce kendin yaşayıp sonra da onlara örneğini sunmak ile yükümlüsün. Başka da bir yükümlülüğün yok. Bekçi falan değilsin. Bunları illa bu tarafa çekmeliyim, illa yapmalıyım gibi bir şey yok. O Cenab-ı Hakk'ın bileceği bir şey. İsterse uygunsa o kişi hidayet eder, isterse hidayet etmez. O ötesi seni ilgilendirmiyor. Yine önceki ayette gördüğümüz mana burada ikinci kez tekrarlanıyor. Yani o kefe billahi şehida da وَاَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا biz seni ancak elçi olarak gönderdik. Başka bir vazifen yok. Allah senin elçiliğinden öte kalan durumları Cenab-ı Hak hepsine tanık. Kim hidayete layık, kim değil, kim ne olur. Bunları Cenab-ı Hak yapıp edip eğiliyor. Orasını Allah'a bırak. Bu mana burada tekrarlandı. فَمَا اَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا seni onların başına bekçi olarak göndermiş değiliz. Bunları illa Müslüman edeceksin. Bu kadar sana hani veriyorlar o bazen şu kadar isim listesi. Bunları ne et et toplantıya getir. Böyle bir şey istememiş Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber'den. Git onlara ilet, açıkla, gerisine karışma. Ey Kafiddin. Yani o şeyi de aslında bu kısa ayette oluyor. Cenab-ı Hak'ın elçisiyle kullar arasındaki ilişkiyi olması gerekeni iki taraflı vurguluyor. Ve canı kendisiyle de. Kendisiyle de. Kullara siz elçiye uyun. Yani ben onu istiyorum, bana uymuş gibi kabul ediyorum derken isteyen adam tersi. Ben onu kontrol ediyorum, elçiye uyum, benden gayrı bir şey söyleyemez. Şahit olarak bana yeterim dedi. Evet. Burada da şimdi elçisine diyor ki eğer bunlar yüz çevirirsen kabul etmez derse sen de burada zorlama yapma. Bekçilik yapma üzerinden yani onların
sen koruyucu olarak göndermedin. Evet. Yani onun ne kadar sınırlı, sallallahu aleyhi ve sellem'le ilgili bir ucun sınırlı olduğunda bu ayet tekrar zaten. Evet. İkinci kısımda söylüyor. Evet. Sen onların üzerine bekçi değilsin. Ya başka ayette o men te'aleyhim bir musayyittir. Sen onların üzerinde zorba değilsin. Ve men entüm aleyhim vekil. Yani illa onları şey yapacak, böyle bir yükümlülüğün yok. Hocam bu hafiz de burada derken sanki bir koruma amacıyla, yani Müslümanları hedef almış burada sanki Cenab-ı Hak. Bu bekçilik gibi yani. Fena, elçi, o men tevella, yüz çevirenle ilgili konuşuyor. Müslümanlardan işte yüz çevirenler... Yüz çevirdin mi zaten Müslümanlığı da kalmıyor. Yani ben itaat etmiyorum sana dese Allah'ın elçisinin yüzüne çekip gitse bu adamın... Muhafız da aynı kökten değil yani, mi? Muhafız. Muhafız aynı kökten değil mi? Hazreti Peygamber hemen onun önünü alıp olamaz sen dışarı, yani bir sürü gibi düşünün bunu. Birileri ben sana itaat etmiyorum diyor, çekip gitmek istiyor. Tercihini böyle kullanmak istiyor. Hazreti Peygamber hemen önünü alıp gidemezsin. Burada kalacaksın, bana zorla itaat edeceksin. Hazreti Peygamber, Cenab-ı Hak diyor ki böyle bir şey yapma yetkin yok. Ben gidiyorum eyvallah, seni dinlemek istemiyorum, sana itaat etmiyorum deyip giderse bırak başını gitsin. İlla onu burada muhafaza edecek değilsin yani. Öyle İlla mi? Onu kalan sağlar bizim. Yani. فَمَا اَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا Seni onların baş üzerine... Mesul değilsin. Şeyde, sorumlu da değilsin onlardan. Evet. Sorulmayacaksın. Vekil değilsin. وَمَا اَنْتَعَلِمْ Vekil değilsin. Vekil de ittirici güç. Onlara bunu yaptırıcı güç değilsin sen. Zorla yaptırıcı. Sorumlu, evet. Sorumlu değilsin. اِنْ عَلَيْكَ اِلَّا الْبَلَا Senin sadece sorumluluğun tebliğ ile sınırlı, anlatmakla sınırlı. Anlatacaksın. Ondan sonrası وَلِلَّهِ عَقِبَةُ الْاُمُرُ İşlerin sonu Allah'a varır. Müfessirin ayetle ilgili tefsirine geçelim. Ey yani kullu men ata'a Resulallahi Allah'ın elçisine itaat eden her kişi fi evamirihi emirlerinde ve nevahihi ve yasaklarında fakat ata'a Allah Allah'a itaat etmiş olur. Neden Allah'a itaat etmiş olur? Li kavnihi çünkü o çok önemli. La ye'muru emretmez ve la yenha ve nehyetmez illa bi emrillahi ancak Allah'ın emriyle. Bak müfessir çok güzel ifade etmiş. Şöyle değil. Ona itaat etmek zorundayız. Çünkü onun öyle bir makamı var ki efendime söyleyeyim. Allah onu yap dediklerini yapmamızı istiyor. Eğer gerekçeyi, nedeni bu görürsek arka planı bu haşa şirk gibi bir şey olur. Yani yegane şari olan yasa koyma, helal haram koyma, ondan sonra sınır koyma hakkı yegane malik olan Allah'ta iken bu Cenab-ı Hak bunun bir kısmını Hazreti Peygamber'e devretmiş, paylaşmış gibi. Ben ona öyle bir konumu var ki o ne isterse yapın diye açık çek vermiş ki. Bazıları böyle tasavvur ediyor. Bu tasavvur kendi içinde büyük problemlere sahip. Bakın müfessir ne güzel izah ediyor. Niçin Hazreti Peygamber'e itaat etmeliyiz? Çünkü Allah'ın emrettiğinden gayrısını emretmez. Dolayısıyla doğrudan Cenab-ı Hakk'a senkronize. Ne derse Cenab-ı Hak aynen onu iletiyor. Arada kendisinin katması, çıkarması, derlemesi, bir şey yapması yok. Neden yapmaz? Cenab-ı Hak, he? Neden? Yapamaz mı? Yapamaz değil. Yapabilir. Yapacak olsa müdahale ederdik. Ayetlerde görüyoruz onu. Yani bu işin içine bir şeyler sokmaya, Allah adına Allah'ın istemediği bir şeyi eklemeye, çıkarmaya kalkacak olsa müdahale eder, onu devre dışı bırakırdık. Görevi ondan alırdık. Canını bile alırdık diyor Cenab-ı Hak. Yoksa yapamazlığından değil. Böyle bir üzerinde böyle bir sıkı kontrolün bulunması dolayısıyla emrettiği her emrin Cenab-ı Hak'tan geldiğini, getirdiği her bir nehyin de yine Cenab-ı Hak kaynaklı olduğunu Cenab-ı Hak bize garanti ediyor. Yani Hazreti bir Peygamber bize yemin etse, şey yapsa dese ki vallahi ne derse Cenab-ı Hak onu getiriyorum falan. Ondan daha öte bir garanti var elimizde. Cenab-ı Hak diyor ki başka bir şey yapacak olsa ben hemen müdahale ederim, rahat olun. Dolayısıyla ona itaat. Niye itaat? Çünkü o la ya'muru emretmiyor ve la nehyenha ve nehyetmiyor illa bi emrillahi. Ancak Allah'ın emrettiği ve yasakladığını. Ne, nasıl emin olabiliriz? Bunun garantisi Cenab-ı Hak'tan. Ekulu kavli hâda ve estağfirullâhe l-azîme li ve lekum ve lisâirin mu'minîn.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.